Kompozisyonumuza hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bir süper kartı elektrikleşme programı daha bu akşam da başlıyor. Ben de maç anlatıyor gibi hızlı hızlı. Evet. Biraz yavaş desene. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Biz her zaman olduğu gibi yerimizi aldık. Çarşıferik barımızdaki. Bu bar çok bereketli bir barımız. İçki satıyor. Her zaman ne satıyor? Kola, fanta. Kola, fanta, çay. Restaba. İçmek isterseniz lütfen bir yarışmacı olun. Gelin hep birlikte çarşıferik barımızla hem sohbet edelim hem bir şeyler yudumlayalım. Evet. Şimdi ben yarışmacılarımızla size tanıtmak istiyorum ama daha önce istersen biraz da hareket gelsin. Bak. Bir hayır. Hı-hı. Bir şeyimiz var. Bugün çay felek yapmayalım. Bak arkadaşlarımız giysilerini giymişler ki senin meslektaşların benim eski meslektaşlarım. Kimler var yani? Defile grubu var. Evet. Şimdi bir defilemiz var. Zeki Tripon'un o güzel ilginç dünya plajlarında giyilen mayolarıyla mankenlerimiz karşınızda olacak. İşte Zeki Triko ve mankenler. Sevgili izleyicilerimiz, Zeki Triko'nun bu güzel giysileriyle mankenlerimizi izlemiş olduk bir kez daha. Şimdi yarışmacılarımız var. Bize mektupla başvurdular. Sizlerde mektupla başvurup yarışmacı olabilirsiniz. Biz yazılan tüm mektupları senelerden hiç atmıyoruz. Bazı eski mektuplardan da çekiyoruz. Belki siz eskiden göndermiş olduğunuz mektupların biriyle yarışmacı olabileceksiniz. Bunu lütfen unutmayın. Evet, şimdi yarışmacılarımız geliyor. Şanslıyla binlerce mektup arasından yarışmacı olan tüm bu şanslı yarışmacılar. Bir numarada Ayşen Kılavuz geliyor. İki numarada Serkan Uygun geliyor ve üç numarada Arzu İslam. Evet sevgili izleyicilerimiz, yarışmacılarımız çarşıferek barımıza geldi. Efendim bitti mi çarşınız aşımı? Yok, Mehmet Bey tercih edin. Var mı? Var. Var dediğine bakmışlar. Daha sonra. Yine meyve suyunu getirmemiş. Evet sevgili Ayşem, kılavuz hoş geldin. Sen çok teşekkürler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Kaç yıl evvel bitti? Geçen sene bitti. Yeni bitti, yeni mezun. Yeni bitti. İdealist olarak mı bu okula gittiniz? Yok, yok hayır. Oraya kazanabildiğim için oraya. Peki idealin neydi? Doktor olmak. Doktor olmak. Diş doktoru? Yok, hayır. Çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Sen mi olmak isterdin hemen? Çocuk doktoru. Büyüyünce mi olacaksın? Büyüdüm. Hani öyle derler, büyüyünce ne olacaksın? Büyüdüm. Peki ama okula gitmen lazım.
Üniversite sınavları yakında başlayacak. Girebilirim yani şu anda liseye. Demek ki Emel ileride doktor olacak. Emel Yıldırım tabelada yazılacak. Doktor Emel Yıldırım. Çocuk. Ya kalp doktoru olabilir. İleride sanat. Kalp doktoru iyi tedavi eder. Evet. Evet sevgili Ayşem, iyi şanslar yarışmamız. Biraz da çarkımızın başına geçeceğiz. Heyecanımızı bitsin. Daha da rahatlayalım. Sevgili Serkan Uygun. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Kur yaptın mı arkadaş? Yaptım. Ne yaptın? Basketbol ve futbol ikisinden amatör olarak ilgilendin. Daha sonra teknik üniversiteye girdin. Teknik üniversiteye girdim. Amacın Türkiye'nin çevresi üç tarafı da denizle kaplı olunca gemi mühendisi olmak. Evet. Evet. Nasıl biliyorum? Ben... evet. Gemi mühendisiyim değil mi? Gemi mühendisiyim. Geçen yıl mezun oldum. Şimdi şu an master öğrencisi olarak öğrenime devam etmekteyim. İleride iyi bir araştırmacı olarak kalmak istiyorum. Gemi mühendisliğini mühendis olarak çözmek istemiyorum yani. Hayır, yani mühendislik olarak devam etmek de aynı zamanda da araştırmacı olarak olabilir. İdeal olarak bir gemi bence. Evet, evet istediğim için. Peki sen düşünmedin mi gemiye mi? Düşünmedim. Peki Serkan, yarışmamızın şansı verdi. Ve sevgili Arzu İslam 3 numaralı yarışmacımız. Arzu hoş geldin sence. Hoş bulduk. Sen hala talebesin açık öğretimde. Evet. Hangi branş? İşletme. İşletme. Evet. Kaç yıl daha var? 3 yıl var. Peki okulun dışında? Uzadı biraz. Öyle mi? Evet. Okulun dışında neler yapıyorsun? Okulun dışında İşe girmeye çalışıyorum. Bulabiliyor musun? Buluyorum. Sınavlarda kalıyorum maalesef. Uygun bir iş bulursa Emel'e de iş arıyoruz. Onun işi gayet güzel bence. Güzel değil mi onun işi? Bence de. Kıymetini bilmesi lazım. Kendi kadar güzel. Aa, güzel. Evet. Şimdi biz arası tabii Emel'e takılıyoruz aramızda ama bunlar sadece hoşluk olsun diye. Sevgili arkadaşlarım isterseniz çarkımızın başına gidelim. Biz yerimizi alalım. Çarkımızı çevirmeye başlayalım. Ve yarışmamızda başlamış olsun. Hazır hissediyor musunuz kendinizi? Evet. Gidelim bakalım sürprizlerimiz neler olacak. Buyurun çarkımıza. Çarkı Felek programı sizlere milyonlar kazandırmaya devam ediyor. Hediye standlarındaki bu değerli hediyeler sizlerin olacak. Buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar, videolar, müzik setleri. Ayrıca spor malzemeleri, mutfak eşyaları, oyuncaklar. Her tur sonunda kazanan yarışmacımız bu değerli hediyelerden istediğine sahip olacak. Ayrıca final turunda kazanan yarışmacımızı süper armağanlar bekliyor. Bu gecenin süper armağanları Jetba'dan. Binlerce kişiyi otomobil sahibi yapan Jetba, şimdi de Çarkı Feleğin en şanslı yarışmacısına Tofaş Serçe hediye ediyor. Jet grubun katkılarıyla Türkiye'ye gelen dünya ünlü Londra Uluslararası Dil Merkezi'nden 3 aylık bedava dil eğitimi. İngiliz eğitim uzmanlarından birebir veya en fazla 5 kişilik gruplarla yapılacak eğitim programının son 2 haftası İngiltere'de. Üstelik uçak bileti ve tüm masraflarınız El Elay'dan. El Elay uluslararası başarıya açılan yol. Avantajlar dünyası Jetba'dan 100 milyon lira değerinde harika bir çeyiz seti. Çamaşır makinesi, buzdolabı, jet şofben, 37 ekran televizyon, elektrikli ve şarjlı tıraş makinesi. Tam 100 milyon lira değerinde. Bu 3 hediyenin toplam değeri tam 700 milyon lira. Bulmacamız nedir Emel? 15 harfli bir eser adımız var. 3 kelime diyebiliriz buna. 15 harf varmış. Ben çeviriyorum örnek olarak. Hemen iyi şanslar diliyorum size. İşte dönüyor puanlarımız. 10.000 puan en yüksek puanımız artık çarkımızın üzerinde. Evet, akşam kılavuz. Bir numaralı yarışmacımız. Sizsiniz, hemen çeviriyorum. Ve yarışmamız başlamış oldu. Yüksek puanlar, güzel hediyeler kazanmak demek. 1600 puan. S. S harfi. S harfi bir tane var. Evet, devam ediyoruz. Sizin ilk doğru harfi söylediniz ve de 1600 puan kazandınız. Daha düşük bir puana ulaştık galiba. 1000 mi? Evet, 1000 puan. K. K harfi, K harfi, K harfi. Evet, bir tane de K var. Niye K diyoruz? K'dir, yani H derler. H'dir bir harfi yoktur, H'dir. Bunu doğru bilmekte fayda var. Evet, 1000 puan daha kazandın. Hemen geliyoruz K ve K'den sonra. Dikkatli bir şekilde üçüncü harfini seçemeyeceksin. İflas geldi. Her zaman iflas gelebilir. Bu riski unutmayın. Sağlık olsun. Daha üç turumuz daha var. 1000 puan Serkan. Ne harfi? Ne harfi? Nilüfer'in N'si. Ne harfi? Ne harfi? Ne? Yok. Arzu ile devam ediyor. Arzu İslam 3 numara yarışmacımı ilk kez çevirdi. Arzu hazır mısın harf söylemeye? Ama söyleyemeyeceksin. Niye? Çünkü iflas geldi. Puanı ne oldu? Puanım i̇flas yok. İflas pas gibi. Seni pas geçiyoruz ve Ayşem Hanım'la devam edelim. Haydi bakalım, S ve K harfini Ayşem Hanım bulmuştu. Bir kez daha doğru harf bekliyoruz, 1600 puan yine. R. R harfi.
R harfi, R harfi bir tane yaptı. Güzel. Üç tane harfini siz buldunuz. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Arkanımıza bakıyoruz lütfen, değil mi? 1600 puanlara abone oldunuz. Yine 1600 puan geldi. B. Efendim? B. B harfi değil mi? Beyazın B'si, doğru. Doğru, doğru. Siz forma numaranız okuldayken 1600 falan mıydı? Dört kere çevirdik, üçünde 1600 geldi. Bu kez daha yüksek puandayız. 2000 hangi harfi? M. M harfi, mavinin M'si. M harfi, M harfi yok. Evet Serkan, uygun. 2 numara yarışmacımız. Bakalım Serkan kaç puanı bulacak? 1600 sende. L harfi. L harfi, Lale'nin L'si. Doğru. Mantıklı bir harfi Serkan. Hemen çeviriyorsun. Birinci turdayız. Bir eser adı var. Bulacağız. Konuklarımızın arasında bulan var mı diye bakıyorum. Gözlerinden çok az anlaşılıyor. 3200 istersen. P harfi. Efendim? P. P. Türkiye'nin T'si. Evet. Türkiye'nin T'si var mı? Yokmuş ve Arzu'yla devam edelim. Haydi Arzu, bir doğru harf bekliyoruz senden. Daima karşına bakıp düşünüyorsun lütfen. 2800. P. D harfi değil mi efendim? Güzel biraz seçtin. D harfi, Deniz'in D'si. Doğru, doğru, doğru. Ne diyorsun? Buldun mu? Ulan var mı aramızda? Evet. Yok, bir eser adı. Çevirelim o halde Arzu'nun. Bu yarışma harflerden, heceleri hecelerden kelimeli üretme oyunu. 8000 puan Arzu. Çok dikkat, yemin olduğum bir harfi söylüyorsun hemen. G. G harfi. G harfi, G harfi, günün G'si yok, yok, yazık oldu Ayşe Hanım, devam edelim. T, D, T, D, D, R harfi bir ürkocularımız buldular. Tüm bu harflerden birer tane çıktı bu macamızda, bir iflas geliyor. Serkan, bir ses daha almak ister misin? Benim çok aşırı istersen kolaylaştıralım. Yok, bekleyemek istiyorum. Buldum. Evet. Puan almak için çeviriyorum. Peki, Serkan ben kolaylaştırmak istemiyorum, puan istiyorum dedi ve de 1000 puan geldi. Z. Z harfi, Z harfi, evet doğru. Devam edebilirsin, daha ses harfimiz var. Bir tane daha ses harfimiz kaldığına göre çevirme hakkı var tabii yarışmacılarımız için. 2000 puan. Ç harfi. Ç'nin Ç'si mi? Evet. Ç'nin Ç'si var mı? Var, o da var. Ve Serkan Uygun tahmin ediyor, dinliyorum. Evet, size de çıkabilir. Ne? Şark Felek. Şark Felek yarışmacı olma hakkı çıkabilir. Evet. Doğru yanıt. Z de çıkabilir. Evet, Nicolas Key ve Brigitte Fonda'nın filminin adıydı. Bu Dorian sana 4600 puan kazandırmış. Evet. Erkan ne diyorsun? Yok. İyi oldu, evet. İyi oldu diyorsun. Hangi hediyeleri seçiyorsun? Vestel'den kaset çalar aldım. Tek hediye aldın, iyi günler evet. Kullan. Teşekkür ederim. Vestel'den Jumbo 230 kaset çalar. Çarkı Felek ikinci tur için dönüyor. Ağustos Cumartesi. Bugün annemin eski okul arkadaşına gittim. Hiç böyle güzel ev görmemiştim. O kadar güzeldi ki az kalsın dilimi yutacaktım. Murat'ın yine en olmadık zamanda tuvaleti gelmez mi? Rezalet. Girmesiyle çıkması bir oldu. Neymiş? Tuvalet kağıtları serpak değilmiş. Ali hadi gidiyorum. Apar topar eve döndük. Hem rezil olduk hem annem söylenip durdu. Ebe o kadar süsleyeceğine insan bir serpak alır. Artık o kız bana bir daha yüz vermez. Vermez. Bu yumuşaklığı sadece ama sadece Selpak Süper Soft'ta bulabilirsiniz. Selpak Süper Soft. Dokunun. Sevgili çocuklar, sizleri çok özledim. Siz de beni özlemişsinizdir. Derslerinizi bitirdiniz mi? Bitirdiyseniz eğer benim ağzımdan sevilen şarkılar, masallar, fıkralar dinlemek ister misiniz? İstersiniz değil mi? İsterseniz, isterseniz, benimle birlikte gülmek istiyorsanız beni arayın. 0900 912 1186. Almanya'dan aramak istiyorsanız 0190 24 15 30. Önce klasik sigorta anlayışını izleyelim. Risk gerçekleşiyor ve hasar karşılanıyor. Şimdi de çağdaş sigorta anlayışını izleyelim. Bu anlayışta yok edilebilen riskler önceden saptanır, sigorta poliçesine girmez ve prim tasarrufu sağlanır. İşte risk yönetimi. En düşük primle en doğru ve en geniş sigorta kapsamı. Emek sigorta, risk yönetimi. Bu
Ayşegül Nadir'in polisle yaptığı tarihi eser pazarlığı sadece Arena'da. Türkiye'yi sarsacak şok görüntüler bu akşam Arena'da. Bu gece katırcılar. Doğu Anadolu'nun sınır boylarında kaçakçılık yapan 3 katırcı ve bir gazeteci kızın öyküsü. Kadir İnanır, Halil Ergün ve Ayşegül Adınç'ın başrollerini paylaştığı bu filmi kaçırmayın. Gerçekleri çok özel izlediğiniz program bu haftada birbirinden ilginç konular ünlü konuklarla karşınızda. Hülya Avşar'la Mahsun Kırmızıgül arasındaki anlaşmazlığın perde arkası. Milletvekilinin sözleri sanat dünyasını ayağa kaldırdı. Müthiş düello. Ahu Tuğba özel hayatındaki sırları çok özel açıkladı. Sinema oyuncularının toplantısı neden gergindi? Sosyeteden eğlence dünyasına kim kiminle nerede nasıl? Yarın akşam çok özel farkını yakalayın, sakın kaçırmayın. Dev bir sanatçı, dev bir konser. Nilüfer söylüyor. Eğrisi Doğrusu albümünün ilk solo konseriyle Nilüfer Cumartesi gecesi Show TV'de. Sakın kaçırmayın. Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar. Küserim, gerilim, dilim, dilim. Eğrisi doğrusu bulamadım. Yolunu bileri bir geri bildim bileli. Serkan bu güzel hediyeleri iyi günlerde kullansın diyoruz ve ikinci sıra hemen başlıyoruz efendim. 4 kelimeden oluşan 18 harfli bir deyimimiz var. Bir deyim mi, bir atasözü mü var? Deyim. Atasözü mü, deyim mi? Deyim. Deyim. Efendim? Deyim, deyim. Deyim var. Deyim, deyim. Hayır, çok yanılıyorsunuz bu konuda. Siz de orayı atasözü var. Atasözü mü? Evet, isim var yarışmacımıza başlayalım. ...2800 geçti, bir paran gel. Ne harfi? Ne harfi? Nilüfer'in N'si? Ne harfi var mı? Var. Bir tane değil, iki tane var. Buldum, ikişer ikişer buluyorsun. 2000 puan verdik biz aslında. Hemen devam ediyoruz Serkan Uygun. Evet, 4 kelimeli olacağı bir atasözü var. Bulacağız bunu. 2000 puan. T harfi. T harfi değil mi? Evet. Türkiye'nin T'si... Ah, yokmuş bu arzuyla devam ediyoruz. Haydi Arzu. Arzu 2600 puan görünüyor, iflas geçti ucundan. M. M, mavinin M'si. M harfi yok ve Sayın Ayşem kılavuzu devam edelim. Bir numara bir çocuklar çevirdiler. Harfiniz hazır mı Ayşem? Evet. Hazır. Puanınız kaç? Bir söyleyeyim bakalım. Evet. Kaç? 1600. 1600. Zan gel. S. S dediniz. S harfi. Ah yok ne yazık ki. Haydi Serkan şans ve sıra bir kez daha sende. Ne harfleri senle bulduk? 2000 puan. L harfi. 1600 geldi. Sol taraf geçerli. L harfi. L harfi. Lale'nin L'si. L harfi. L harfi. Doğru. İki tane de L var. İki N'den sonra iki L'ydi. Serkan buldu. Yine 2000 puan kazandı. 1600 çarpı 2. Evet. 3200 puan daha verdik sana. Serkan Uygun'a. Serkan İTÜ'de master yapıyor. Bir kez daha 1600 mü? Evet. 1600. K harfi. K harfi. K harfi. K harfi. Doğru. 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 İki de K var. İkişerikler buluyorsun Serkan. Böyle bir özelliği mi var senin? Evet. İkişerikler mi bulurdun? Evet. 2K, 2L, 2N. Hepsini Serkan buldu. Şimdi de çok güzel bir yeri bulmadı. Çok geldi. Puanları geri aldık. Özür dilerim Serkan'cığım. Benim elimde bir şey yok. Ve Arzu ile devam ediyorum. Arzu Hanım haydi Arzu'yu yarat bulalım. Bir atasözü var. Bu atasözü çok iyi biliyorsunuz. Bulanlar var mı efendim? Bakın parmaklar kalktı. 2400. R. R harfi. R harfi bir tane yandı. 2400 puan hemen sona verdi. Evet, 4 kelimede de çıkan harfler var. 8000 puan bir kelime. Bu sonra geldi. D. D harfi, D harfi. Deniz'in D'si yokmuş ve Ayşem Hanım'la devam ediyor. Ayşem buldun mu? Buldum. Evet. Puan almasını çevirdin. Evet. 3600 gelebilir, iflas da gelebilir. 3600 yerden gel. Ç. Çiçeğin Ç'si. Doğru, doğru, doğru. İki tane yandı. Bu sana 3600 ile çarparsa 7300 puan eder. Tahmin mi çevirmek? Çevirmek. İflas da var biliyorsun. Çevirmek. Ne diyorsunuz çevirsin? Ha? Ya iflas gelirse? Bak şimdi ne diyorsunuz? Sizin grup burada mı evdekiler?
Neredeler? Eşim burada, evet. Ne diyorsun? Ha, ismi ne? Servet. Servet Bey, çevirsin mi? Bak iflas gelirse her şeyi ödersin sonra. Peki çevir bakalım. Sevgili Ayşen, bunu çeviriyor. Ben Dilan Hanım'ın şansına güveniyorum dedi. Çevirdi, 2000 puan geldi. Yok da 1000 geldi. Şu an geldi. B. B harfi, Beyaz'ın B'si. Evet, denekli bulmuş ki doğru harfler söylüyor. Çevirsin mi? Ha? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yeter mi sen? Olmaz, sen karar verin. 5 tane sen var, çevirdik bir tane mi? İzliyoruz seni. Haydi bakalım, Ayşem dedi, ben şansıma güveniyorum dedi. Eyvah, iflas geliyor Ayşem, yapma. Ah, 4700 puan, bravo. Biraz daha gitti, iflas verdi. Evet, fazla evet. Çevirmemekte fayda var, hangi harf? Y. Emin misin? Evet. Y harfi var mı? Y harfi var. Ve artık çevirmiyoruz çünkü bütün ses harflerini çıktı, tahmin ediyorsunuz. Çok bilen çok yanılır. Doğru mu söylüyorsun? Doğru. Ben atasözü doğru mu? Doğru. Anlam olarak doğru mu? Hı-hı. Çok doğru yapıyorsunuz değil mi? Sen de doğru söyledin. Şimdi sana hediyeler vereceğiz. Bir atasözü de sevgili izleyicilerimiz. Çok bilen çok yanılır, anlamlı, çok güzel bir atasözü. Evet, çok bilen çok yanılır, anlamlı bir atasözü dedik. Bu Dorian'ın karşısında biz de size 15.200 tane hediyeler vermek zorundayız. Niye? Çünkü 15.200 puan kazandı. Şartınız var mı? Verelim. Verelim mi? Verelim mi acaba? Hakkıyla kazandı değil mi? Verelim. Buyurun seçin, hangi demek istiyorsun? Ben Sabah Televizyon, evet. Arzum Su Stüdyosu, Roventa'dan Buharlı Ütü. İyi günlerde kullanın, size hediyeler aldınız. Roventa Buharlı Ütü, Arzum Spero Su Isıtıcısı, Sabah 37 Ekran Televizyon. Sabah çok iyi televizyon. Çarkıfelek 3. tur için dönüyor. Sevgili izleyicilerimiz, yarışmacılarımız 2. turda geçtiler. Kaçıncı sıraya geldik Arzu? Seninle mi başlayacağız? Evet. Doğru bildin. Hangi soru var? 10 harfli bir kişi adımız var. Bir kişi adı var, 2 kelimeden oluşuyor. Emel biraz üşüttü de sesin bugün iyi çıkmıyor. Evet Arzu, çevirelim hemen başlayalım bakalım. 3. turun ilk puanı 1000 puan görünüyor. Geçti, 2000 geldi. M. M harfi, mavinin M'si. Yok, devam edelim. Ayşem Kılavuz, 1 numara yarışmacımız var. Ayşem Hanım'a 1600 puan mı joker mi geliyor? 1600 geldi. K. K harfi. K var, bir tane yazdı. Birinci kelime ilk harfi, iyi bir şey. İlk harflerin çıkması. Daha iyi üretebilirsiniz. Bu kişiyi daha iyi düşünebilirsiniz ilk harfleri eğer bulur iseniz. 2000 hangi harfi? Ne? Milliter'in N'si, N harfi, N harfi doğru. Bir tane de N var. 3 ve son harfleri buldum. 2000 puan daha kazandığın Ayşem Kılavuz. İflas geçti. Mi? Evet, 1600, 3600. S. S. Doğru. Ayşem, bu oyunu evden iyi oynarsarsın orada. Ha? Hayır. Sen iyi oynayanlar var mı? Var. 1000 puan geçiyor mu, geçmez. R. Doğru. Bir kişi adı bulacaksınız. Serkan bekliyor bana sıranın bak. Arzum buldu galiba, öyle mi Arzum? Buldun ama sıra sende de gelebilir. Bakın pas gelecek şimdi. 10.000 puan geldi. Sevgili izleyicilerimiz, 1 santimle 10.000 puan 10 milyon demek. Çok emin olduğum bir harfi söylüyorsun Ayşe. Hemen hangi harfi? 5 saniyen var. 1. B. Efendim? B. B harfi. Beyazın B'si. Yok, ne yazık ki Serkan'la devam ediyor. Ah, ah, bulunca çok üzüleceksin. Ve iflas geldi sevgili Serkan'a. Arzum, görüyorsun şans nasıl geliyor? Çok şükür. Şimdi hiç puanın yok. Eğer eminsen, söylediğin zaman... Hayır, söylemek istiyorum. Bak, eğer doğruysa 3000 puan zaten verilecek. Ama çevirdiğin zaman 1000 de gelebilir, iflas geliyor. Olsun. Ben çevirmek istiyorum. Ben çevirmeye geldim diyorsun. Peki, çevir o halde. Demek ki bulamamışsın sen bunu, bir çevirdin. 1600 puan geçti, bir de joker geliyor. Güzel. Buyurun. Devam edelim. Artık çevirebilirsin çünkü pas ve iflastan korkmaman gerekiyor. Ve de 7000 puan, iki de D. D harfi, Deniz'in D'si doğru. Devam mı? Tamam. Devam. Joker'ime güveniyorum. Joker'ine güveniyorsun ama iflas geldiği zaman Joker'in fayda sağlamaz. Bütün puanlar yine sıfır. Öyle mi? Evet. Peki, söylüyorum o zaman. Öylesin mi? Ne diyorsun efendim? Yakınlarınız var mı? Arzu? Var. He? Annem babam burada. Nerede annesi babası efendim? Ellerini göreyim. Ne diyorsunuz efendim? Kendi mi bilir diyor ama. Söylemek istiyorum. Söylemek istiyormuş kendi. Dinliyoruz. Kadir Savun. Ah, çok yakın. Canım var.
Öyle. Öyle mi? Evet, evet yani. Eminim. Peki, bize kabul edelim. Evet. Çok sevgili karakter oyuncumuz Kadir Savundu, bu doğru yanıtı. Vermekle 7 bin puan kazandın. 7 milyon hediyeler biz de sana seve seve vereceğiz. Hangi birini seçiyorsun karşıdan? Uğur'dan bir radyo ansörü alıyorum. Güzel, kış günlerinde sana faydalı olacaktır. Evet, Jumbo'dan çatal bıçak takımı. İyi günlerde kullansın. Sağ olun. Jumbo'dan 18 parça çatal bıçak takımı. Uğur Radyan Soba. Çarkıfelek 4. tur için dönüyor. Sevgili izleyicilerimiz, 3 yarışmacımızda değişik turlarda, yani 3 turda hediyeler aldı. Bizim en beğendiğimiz, en mutlu olduğumuz olay bu. Her yarışmacının çarkıfelek hediyeler alarak buradan gitmeleri evlerine. Evet, hediyeleri kısa bir zamanda evlerine göndereceğiz zaten. Hiç merak etmesinler ve son tur, genel öncesi 4. turda başlayacağız. Hemen ne hazırladın? 5 harfli bir yer adımız var. 5 harf bir yer adı. Yerli ya da yabancı, dünyanın neresinde bilemiyoruz. Bunu siz bulacaksınız sevgili bir numara yarışmacımız Ayşen Kılıç. Hemen söyleyelim. Evet. 4. tur son tur başladı. Bir tur sonra biriniz finalistsiniz. Finalde büyük hediyeler var. 2000 puan hangi harf? S. S ile başladık. S harfi var mı efendim? S yok. Devam edelim Serkan. ...1600 Serkan. V harfi. Rengin V. Joker geldi. Dil düşünce ben de Joker'i vermek zorundayım sana. Avantaj kartı elinde hemen seviyorum. Puan gelince söyleyeceksin. 4000 hangi harf? V harfi. R dediniz. R harfi var mı efendim? R yokmuş. 4000 puan yok. Arzu ile devam edelim. Arzu 3. turda 7000 puan karşılığı 7 milyonluk hediyeler kazandı. Günlerde kullansın diyoruz ve 1600 puan. Ne? Ne harfi? Evet. Nilüfer'in N'si... Ne harfi, ne harfi yok. Devam ediyoruz efendim. Ayşen kılavuzda. İflas geçebilecek mi acaba? Geçemedi Ayşen. Serkan'la devam ediyoruz. Bakalım Serkan neresi gelecek? Bir de joker geldi, bir tane daha geldi. Çok jokerler geliyor. 24'te bir ihtimal. Aslında yeter iki tane. Haydi bakalım çevirelim. Bu kez puan var İbrahim'de. 2800 hangi harfi? K harfi. K harfi, K harfi, K harfi var mı? K. Yok. Arzu'da devam ediyoruz. Henüz doğru harf tahmini gelmedi yarışmacılarımızdan. Kelime kısa olunca harfler de azalıyor ve 10.000 puana yaklaştık. 2400'de kaldık. 2400'de kaldık. Bir santim daha geçseydi 10.000. M. M harfi. Mavinin M'si. Var mı? Arzu bak biraz sonra bakalım puanları topladığımızda 10.000 gelmiş olsaydı belki senin sen olacaksın. Bir santim seni finalden de edebilir. Ama izlemeye devam edin. Belki bir kez de 10.000 gelebilir. Hemen çeviriyorsun. Şans çemberi bir anlamda yarışmamızın adı. 8.000 puan geldi. Evet. 10.000'e tamamlayacağız galiba. D harfi. Deniz'in D'si yoktu. Aşağıda devam ediyor yarışmamız. M harfi var ama D harfi yok. İflas geçti bu kez 2600. G. G dediniz. G harfi, G harfi. Bir yer adı efendim. Bir yer adı. Lütfen dikkatli düşünün. Bir yer. Evet. Devam edelim. Ben de düşünüyorum. Bulacağım biraz sonra. 1600 puan. P harfi. P harfi. P harfi. Evet. P harfi var mı? Joker mi geldi bir kez daha? İkinci kere joker vermiyoruz. Onun için 1600 puanı kabul edebilirdik. Üç tane çekilmez yapacaksın. Bir tane çekilmez alalım bir kısmı. Alalım mı geriye? Almayalım. Hadi çevir tek bir kez daha açalım. Yedi bin puan. P harfi. Efendim? P. P mi P? P. Türkiye'nin T. Evet. Türkiye'nin T'si var mı? Yok mu? Arzu Hanım. Süremiz uzuyor. Bulmanız lazım. Bu yeri iyi biliyorsunuz hepiniz. 2800 puan. Y harfi. Y harfi var mı? Y diyor. Muş Ayşem Hanım hemen çevirdiniz. Bulan var mı peki? Henüz yok değil mi? Doğru mu yalan mı şimdi anlayamıyorum soramıyorum. 10.000 puan. 10.000 puan evet. Şarkımızın en yüksek puanı bir kez daha gelmiş miydi? Gelmiş. Harf bulamış. Bulabilmiş miydi? Bulamamış. Şimdi bulacak mısın? İnşallah. Haydi bakalım. L. Ya. L harfi. Evet. Yok. Yani. Serkan hemen çeviriyorsun. 2000 puan.
T harfi. Papatya'nın P'si. T harfi, T harfi, T harfi, yok T harfi. Evet, devam ediyoruz Arzu'yla. 2800... H harfi. Bir yer adı efendim, eminsiniz değil mi? H harfi. H harfi var mı? Harfler azaldı. Peki H harfiyle nasıl bir yer düşündün, niye dedin Arzu? Bir şey düşünmeden söyledim. Bir şey düşünmeden ve çok az olan bir harf düşündüm. Yani daha çok harfler var kullanılan Türkçe'de. Daha dikkatli olun. Ayşem'le devam edelim. Bu boş anınızda kalan harfleri o yerlere koyun. Burası neresi olabilir diye düşünün. 2800 şu an. B. B harfi. Beyazın B'si. Evet. B de yok. Devam ediyoruz. 3, 6, 7, 8 tane harfimiz kaldı. 8 tane harfimiz. 13 harf söylemişsiniz ve pas 10.000 puan. Bravo, bir alkışlar sana. 1 santimli 10.000 puanı belki de kazanacak. T harfi. Eminsin değil mi? Evet. Peki hangi şehri düşündün T dedi? T yok mu? Evet Arzu, devam edelim. Çünkü bir yer adını düşünmeniz lazım ki T demeniz için. Yani o yer acaba ne şimdi? 1600 puan. T harfi. Efendim? T. Ç harfi. Ç harfi, Ç harfi var, var, var. Oh, sonunda Arzu, bravo. Buldun mu? Buldum. Şimdi buldum. Evet. Eminsin. Evet, buldum. Çevirmek istiyorum. Evet. İzliyoruz seni. Arzu çok hediyeler almak istiyor. Finalist olmak istiyor. Şansını denedi. 1000 puan geldi. Lan gel. Ç harfi. Ç harfi. Evet. Ya Serkan Bey, işte böyle. Evet, dinliyorum abi. Çeşme. Çeşme. Bırakar mı? İnşallah. Evet, sevgili Arzu İslam. Bu Dorian'ın karşılığında 5000 puan verdik. Evet. Çeşme'yi gördün mü, İzmir Çeşme'yi? Hayır, görmedim. İzmir'in en güzel tatil yerlerinden biri değil mi? İnşallah en yakın zamanda görürüm. İnşallah çeşmelerimizin hep sular akar, her gün görürüm. Ve de 5000 puan karşılığı, 5000'ı tekrar seçmek üzere karşıya baktığınız gibi daha evet. Ardından mutfak robotu alıyorum. Ve bir de ördek yolundan pencere tava seti. Dinler bakımdan. Sağ olun. Ördekçi yolundan tencere, derin tencere ve tava seti. Arzum Prokit 444 mutfak robotu. Çarkıfelek final için dönüyor. Fırsatların büyüdüğü dünyada Pacto Finans, uluslararası pazarların kapısını güvenle açıyor. İş hacminizi hızla büyütmenizi sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışı alacaklarınızın tahsilinde %100 garanti veriyor. Vadeli alacağınızı peşine çeviriyor. Sizi Pacto Finans'ın güvenli dünyasına bekliyoruz. Hey çocuklar, işte çakmak taşlar. Bugüne kadar hiç duymadığınız hikayeleri ve özel sürprizleriyle Fred, Barney, Wilma, Betty, Çako ve Bam Bam sizleri bekliyor. Sevgili çocuklar, siz de bizim ilginç hikayelerimizi ve özel sürpriz taşlarımızı merak ediyor musunuz? O zaman hemen arayın, durmayın. 0900-912-1330. Yılın derbisi de Sine 5'te. Fenerbahçe Beşiktaş yılın maçında karşı karşıya. Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki dev mücadele pazar saat 18.30'da itibaren naklen sadece Sine 5'te. Bu heyler kimin? Şaka şaka. Şimdi gelelim esas meselemize. Yani sizin ve benim aramdaki mesele. Belki siz de bir pop, pop, pop yıldız olabilirsiniz. Ne dersiniz? O zaman gelin sizinle şöyle minik bir test yapalım. Zevkleriniz, müziğe karşı duyarlılığınız. Belki de size pop dünyasının kapılarını sonuna kadar açacak. Nasıl mı? Bunu öğrenmek istiyorsanız beni mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka, mutlaka arayın. 0900-912-1159. Hadi arayın. Bu akşam köyden indim şehire. Usta komedyenlerden hareketli bir güldür. Köydeki dalalarında altın bulan dört kardeş onları satmak için İstanbul'a gelir. Ama köşeyi dönmek o kadar kolay değil. Bastırma. bu torbanın içinde altın yok muydu? Ya Kayseri altını? Çekirge bu kez sıçrayamadı. Sosyete güzeli Ayşegül Nadir polise 2 milyon dolarlık kaçak tarihi eser satarken suçüstü yakalandı. Ayşegül Nadir'in dillere destan Sadullah Paşa yalısını basan mali polis,
son yılların en büyük tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Arena kamerası bu büyük operasyonu dakika dakika izledi. Yaşamı, aşkları ve tarihi eser kaçakçılığıyla Ayşegül Nadir efsanesinin çöküşü hiçbir televizyonda izleyemeyeceğiniz görüntülerle Perşembe akşamı yalnız Arena'da. Show TV'de bu akşam 20.30 köyden indim şehire. Ayşegül Nadir'in dillere destan Abdullah Paşa yalısını basan mali polis son yılların en büyük tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. 23.30 Katırcılar. Sevgili izleyicilerimiz, zarflarım elimde. Birazdan onları yerlerine koyacağım ama önce yarışmacılarımızı birer parker kenar öncesi. Teşekkür ederim. Fatih'im ve Gülsün'in. Buyurun argümanım sizin bu. Teşekkürler. Serkan sizin. Mahkarım da galiba işine yarayacak. Evet. Bu da sizin efendim. Evet, puanınızı 17.200 arzuladım ama 23.400 bir numara yarışmacımızın elini doldurar. Kaleminizi bırakın orada. Gelin böyle. Düşmeyin. Evet, bu arada ben de zarflarımı karıştırmaya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi. Yerimizi aldık. En heyecanlı yere geldik. Peki evde finale seyrettiği zaman buluyor muyuz? Renkleri pek bulamıyorum da. Yani bulmacayı buluyorum ya. Evet. Büyük hediyeyi bulamıyorum. Hı hı. Önemli, önemli olan bulmak zaten. Bulmacayı bulmak. Hediyenin bir tanesi doğrusu olur. Evet, evet bakalım Jetta sponsorluğu altında hazırladıkları hediyeler nelermiş Jetta'nın yüzü. Bu gecenin süper armağanları Jetpa'dan. Binlerce kişiyi otomobil sahibi yapan Jetpa şimdi de çarkı feleğin en şanslı yarışmacısına Tofaş Serçe hediye ediyor. Jet grubun katkılarıyla Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Londra Uluslararası Dil Merkezi'nden 3 aylık bedava dil eğitimi. İngiliz eğitim uzmanlarından birebir veya en fazla 5 kişilik gruplarla yapılacak eğitim programının son 2 haftası İngiltere'de. Üstelik uçak bileti ve tüm masraflarınız El Elay'dan. El Elay uluslararası başarıya açılan yol. Avantajlar dünyası Jetpa'dan 100 milyon lira değerinde harika bir çeyiz seti. Çamaşır makinesi, buzdolabı, Jet Chauffeur 37 ekran televizyon, elektrikli ve şarjlı tıraş makinesi. Tam 100 milyon lira değerinde. Bu üç hediyenin toplam değeri tam 700 milyon lira. Evet, hediyelerinizi gördük. Bu arada laflarımızı karıştırıyoruz. Evet, bunu dediğin zaman duracağım. Yoruldun? Evet. Koydu kırmızı, sarı ve de mavi. Kızlara bakma, sen ona kandırırsın. Kırmızıyı aldım. Kırmızıyı, kimin dediği çıktı? Kimin dediğinizi yaptı. Alalım, buyurun efendim. Açmıyoruz değil mi? Tabii. Değil, Ayşe. Hemen ilerledik, yerimizi aldık hızlı bir şekilde. Evet, tam burası yerimiz. Karşıda 2, 3, 4, 5 harfden oluşan ne vardı? Herhangi bir şeyin adı var. Her şey olabilir. Belki bu ismi, bu şeyi, bu nesneyi kullanıyorsunuz, gidiyorsunuz, belki aynı sizde dolaşıyor ya da ara sıra görüyoruz, belki hiç görmüyorsunuz, bunu bilemiyoruz. Sırasında ne olduğunu anlayacağız. Evet. Şimdi siz ne söylüyorsunuz size? Beş tane? Beş tane ses saatler. Beş ses saatler, hangi ses saatler? P. Papatyanın P'si, ilginç, niye P? Pek P söylenmez. Evet. Papatyaları seviyorsun galiba. Severim. Hangi sincar? R. Rengin R'si 2. M. Menekşenin M'si 3. K. Kırmızının K'si 4. L. Lalenin L'si 5. Beş sessiz harfi Ayşe Hanım söylediler. Şimdi bunun arasına girecek bir kelimeyi kolaylaştıracak. Belki de senin bulmanda en önemli harf. Sesli harf hangisi? E. E harfi dedin. E harfi seçti. Elmanın E'si. Bakalım hangileri yanacak? Ne yazık ki en sondaki yağmur. Demek ki bu kelimede E harfi Ayşem yokmuş değil mi? E'yi seçmiştin. Son 10 saniye verin. Sakın susma Ayşem. L ile bitir. Her şeyi düşünme bana lütfen söyle. Tahmin süren başladı. Çatal. Kışar. Yüksek ses. İlk harfi yakıyoruz. Şimdi ne diyorsun? Efendim? Siz buldunuz efendim? Bulan var mı? Bulan var mı? Efendim? Bir tane daha çevirelim. Şimdi ne diyorsunuz? Fitilliydi doğru ya. Fitilliydi. Hani derler ya, bak bu soruyu bulamazsan burnundan fitil fitil getirir. Evet. O fitilden değil tabii. Bu fitil lambalarda kullanılanlar. Evet, eğer fitil doğru yanıtını almış olsaydık sizden, bu üç zarfımız içindeki hediyeyi
Size verecektik. İngiltere'de bir kursu, Türkiye'de de 6 aydı. Evet, iyi olurdu, öyle mi? Tabii. İngilizce değil mi? Orta, bunu iyiye dönüştürebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir numaralı yarışmacımız Ayşem Kılavuz finale kadar geldi. Fikrini doğru yanıtlayamayız diyebiliriz. Bir tek harf yetmedi tabii ki, sizlerinde gördüğünüz gibi. Evet, biz bunu kapatalım artık. Hediyemizi veremediğimize göre belki bir başka yarışmacımız bir hediye kazanacak. Sevgili izleyicilerimiz, biz Emel'le birlikte sizlere hoşçakalın diyoruz bu akşam için. Yine beraber olacağız. Her zaman bu yarışmayı en güzel şekilde sizlere sunmak, göstermek, yaşatmak bizim amacımız ve dileğimiz. Şimdi kim var? Hemen. Güllü sizlerle. Güllü sizler. Evet.